sürekli hızlı gelip okullarımızı burada, okullarımızı getirip okula götürüyoruz. Sürekli burada hızlı gelen araçlar var. Ne ışık var, ne istasyon var, ne hiçbir şey yok yani. Canı zor şeysinden. Bu yollar çok tehlikeli. Arabalar gerçekten haklarından çok hızlı geliyorlar. Burada birçok kaza oldu. Birçok insan hayatını kaybetti. Biz başka canlar gitsin istemiyoruz. Başka anne babalar yansın istemiyoruz. Buraya gereken şeylerin yapılmasını istiyoruz. Biz bir üst geçit veya gereken engellerin konulmasını istiyoruz. Yani gereken ne varsa bilgili yerlere geldi. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Bir tane üst geçit istiyorum. Çünkü geçen gün burada bir tane kız ölmüştü ve onun arkadaşları çok üzülmüştü. Herhangi bir denetim olmaması tabii bu sürücüler fazlasıyla suratlı gelip gidiyorlar. Özellikle bu taşıma sistemi, yani taşıma sistemi her ne kadar burada uygulansa bile aslında yanlış bir şeydir. Yani şöyle söyleyeyim, bu yaya geçitlerinde kimse dikkat etmiyor. Şoförler fazlasıyla hızlı geliyor. Ben de şoförüm. Benden tut, bütün şoförler burada fazlasıyla süratli gelip gidiyorlar. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Yani başıboş kimse çoluğunu çocuğunu okula göndermesin. Olmasa bu okul girişlerinde, okul başlangıçlarında hiç olmasa burada bir trafik uygulansa belki daha iyi olur. Bu okul üst geçit yapılsa veya tümsek yapılsa bu kazaların önüne geçebiliriz aslında. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Gerçekten çok üzgünüz. Bu Meryem yerine başkası da olabilirdi. Aynısını onun için de yapardık. Gerçekten çok üzgünüm. Başka Meryem'le ölmesin! Başka Meryem'le ölmesin! Başka Meryem'le ölmesin! Senin neydi? Evet, hepimizin arkadaşı. Sadece bizim değil, herkesin o bizim küçük meleğimizdi. Hepsi bu trafik canavarları yüzünden hepimizin hayatı bitti ya. Üstüye çıkıyoruz artık. Bugün Meryem, yarın biz.
kaç kişi öldü? 100 insan öldü bu caddenin üstünde. Gerçekten artık şimdi ne diyeceğimi ben bilemiyorum. Çünkü niye desen bu mübarek ayında, Ramazan ayında yani küçücük işte öğrencimizin Meryem düzeni biz burada kaybettik. Aynı zamanda ben şu an bütün ailesine, özellikle babasına, annesine başsağlığını diliyorum. Allah sabırlar versin. Bütün öğrencilerimize ve bize dahil. Artık bugün bildiğiniz gibi bütün öğrencilerimiz artık hemen yani okulu yolu kapatacaklardı. Okul güzergahların olduğu bir yoldur. 4 okul şu an bu yolun üzerinde biz şu an kullanmaktadır. 4-5 bin bine yakın öğrencilerimiz var. Ben bunu hatta Şehir Çevrecik Bankan'a bile ben bunu sundum. Şimdiye kadar yani nice Meryemler bu yoldan ölmüş. İşte Meryem Düzen, ondan sonra Zilan Demir, ondan sonra Kerem Göksal, ondan sonra Faruk Yağan. Şimdiye kadar 10-12 can biz bu yolda vermişiz yani. Tabii 100'e yakın yaralılarımız olmuş yani trafik kazalarından dolayı. Ben buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Dağlıca yolu, yaya geçitleri olmadan dolayı, üst geçitleri olmadan dolayı yani biz burada çok sıkıntı yaşıyoruz.